İkinci ünitemiz arkadaşlar Mein Gymnasium. Yani benim neyim? Meine Schule ya da My School. Okulum mu? Okulum. Okulum. Burada Gymnasium demek isterken Almanya'daki eğitim sistemi tabii ki farklı arkadaşlar. Ee, anlatmıştım zaten ben bunu size. Ne yapıyorlar da Almanya'da? Doğuyorlar. İki yaşında, bir yaşında falan kreşe başlıyorlar. Altı yaşında ilkokulla başlayıp dört yıllık ilkokul sürecinden sonra e, başarısı yani notları ekstra arkadaşlar öğretmeninin yani rehber hocasının ya da sınıf hocasının arkadaşlar e, katkısıyla, değerlendirmesiyle, yorumlarıyla Almanya'daki liseye geçiyor. İlkokuldan liseye geçiyorsun. Yani liste 5. sınıftan 13, 12, 13'e kadar sürüyor arkadaşlar. 5. E, geçtiği lise seviyeler ama farklı. Mesela demiştim birinci seviyemiz Feoda. Feoda Schule veya der, der Bu nasıl bir okul? Mesela çocuk sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Ders sevmiyor. Dersleri yapamıyor. Derste alakası yok. Ya da hayatla alakası yok. Yani psikolojik, fiziksel, zihinsel, ruhsal sıkıntılı çocuklar arkadaşlar buraya gönderiyorlar. Feodor şurada ne yapıyor? Normal eğitimden farklı. Ee, farklı bir ...planda, programda eğitim alıyor. Genelde etkinlikler, oyunlar, aktivitelerle beraber arkadaşlar... ...bu çocuğu eğitime katmaya çalışıyorlar. Yani dersleri sevdirmeye, matematik olsun ya da diğer şeyler olsun, dersler. Farklı, farklı etkinliklerle, oyunlarla arkadaşlar çocuğu bu eğitime... ...yani normal eğitime katmaya çalışıyorlar. İki, ha buraya sonradan da gidebiliyorsun. Mesela geldin 9'a 10'a hala yani devam etmiyor ya da yeni başladı. Hemen oraya gönderiyorlar. Sonra düzelirsen hemen tekrar normal eğitime devam ediyorsun. Öyle bir yer bura. Uğrak yeri yani öyle diyeyim. Yani gibi. Aynen. Ceza demeyeyim de düzelme yeri. hapishane gibi yani öyle diyeyim. Hauptschule genel okul demek. Buraya arkadaşlar dersleri zayıf ya da e, esnaf bakımından yani e, Almanya'daki esnafların okuduğu okul. Yani bisikletçiden fırıncıdan tutun arkadaşlar. Direkt meslek odaklı, esnaf odaklı kişilerin gittiği bir yer. Genelde Türkler burada bizim. <laughs> sonra bir üst seviyesi Gezant Şule. Bu da toplam okul. Toplam dedi. Bundan sonra bu okulu bitirsen arkadaşlar ister esnaf ol, ister üniversite git. okuyorsun, üniversiteye git. istersen memur ol arkadaşlar. Gibi her şey olabiliyorsun. Gezant çünkü. Sonra en düze üst düzeyleri real ve bu okul gimnazyum arkadaşlar. İkisi de şu Anadolu bu da e, fen lisesi düzeyinde. Burada bilim adamlarının yetiştiği, e, direkt tıp, hukuk gibi alanlara geçiş yapan öğrencilerin okuduğu liseler arkadaşlar diyoruz. Bir sürü lise var yani Almanya'da. Almanya'da. Sadece düzeyleri, şeyleri farklı. Üniversite ee, okumak zorunlu mu hocam ondan Zorun değil, gönülde. Üniversite sınavı da yok, onu da söyleyeyim arkadaşlar diyorum. Evet, geçelim okul sınıfımıza. Görüyorsunuz konumuz biraz ağır. Çok göreceğimiz konu var, onu da söyleyelim e, sınıf eşyalarımız das fenster da neymiş? Cam. Pencere. Bir lamba. Lamba. Çok güzel. Bir tüy. Kapatı. Bir tafel. Tahta. Der stuhl. Hatta. Sandalye. Standalye. Der tisch. Masa. Masa. birisini Birisi önceden seviyor. Evet. Di uğa. Saat. Hı -hı. Saat. De kompüter. Bilgisayar. Bilgisayar. Di taşı. Kalemlik. Taşı. Evet, taşı. Taş. Evet. Ama di şu taşı. Ha, kalemlik. Okul çantası. Okul çantası. Okul çantası. Okul çantası. Okul çantası. Okul çantası. Şurada bakın bir şey var. Di flash. Cam şişesi mi? Yani direkt mu? şişe diyelim. Evet. Başka ne nesnemiz var burada baktığımızda? Galiba yok. Evet. Nerede bu şey? Evet. Acaba da ayrıntıya girelim. E, kitap nereye ne gelecek buraya? O. Çok o. güzel. Das Buch. Jetfer. E-A E-A e, A, Das lineal Kalem tıraş e, E-E Uçlu kalem E-E Mineştift e, Defter E-E E-E er. Silgi E-E Nasıl? E, e, e. Radiyagumi D-radiyagumi Makas E-E Eşşere Çok güzel E Kurşun kalem e I e, E-İ e, e. Ay e, I, Bleistift, der Bleistift. Masa lambası. A. A. Tiş lampı. A. E, sözlük. E. Sözlük. E. Vörterbuch. Anın üstünde iki şey. Hocam anın üstünde iki tane nokta var onu bu, izledi. Bu, bu Ö. Bu Ö. Şimdi geldik kalemlik. İşte kalemlikteki o dediğiniz şey. A'nın üstüne iki nokta. İki tane nokta. Hocam burada iki E uzun okunuyor değil mi? Hangisi? Ne biçim? 2A üzeri nokta hani mapkin. uzun E okunuyor. Evet E okunuyor ama uzatamıyoruz burada çünkü 2P olduğu için mapkin diyoruz direkt. Evet tamam. Mapkin, kalemlik ve dolmak tüken dolma kalem. Evet. E ve -i. E E E E çok güzel. Google Schreiber çok güzel. Geçtim. Geldin şimdi arkadaşlar nesneleri belletmeye. şu kalsın şöyle. Hocam anlattınız bunu sınıfta. Yapma ya. Evet, evet. anlattınız. <laughs> evet sorum. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Süper. <laughs> <laughs> Hocam nedir? was ne demek değil mi de? Evet nedir bu? Cevabımız neymiş? Was ist der Stuhl? Aferin. Evet, das ist der Stuhl. Şimdi ben e, nesneye der Stuhl dediğimde bu sandalyeyi ne yapmış oluyorum? Belli, Belli etmiş diyoruz. oluyorum. Ya evet. evet. Belli etmiş oluyorum. Yani şu an sadece der Stuhl bu sandalyeden bahsediyorum. Başka sandalye değil. Mesela was ist das? Das ist die Uhr. <laughs> Çok güzel. Und was ist das? Das ist uh, das Haus. Çok güzel. Bu artık eller arkadaşlar. Mesela Türkçe'de sandalye. Bu sandalyedir. Bu saattir. Bu evdir. Tarzı mantık oluşuyor. Almanya, Almanca'nın her şeyi de değil mi? Ne? Almanca'nın her şeyi artık eller. Aynen. Almanca'nın her şeyi artık geldi dediği gibi. Şimdi tabii ki de e, bu nesneyi belli ediyoruz. Ekstra olarak ben bu nesneyi belirsizleştirebilirim. Yani Almanca um, bir sayıyla arkadaşlar ben bu neseri herhangi bir sandalyeden herhangi bir saati, herhangi bir evi söyleyebilirim. Neydi mantığımız? Kuralımız? Aynı. Aynı. muydu? Çok Ayn. güzel. Aynı. Aynı. Bir sayısıyla arkadaşlar. Aynı ile ben bunu yapıyordum. Almanya'da bir aynısı. Ama bunları beliz yaparken C'yi kullanmıyorum. Aynı kalıbını kullanıyorum demiştim. E, Artikel'i der ve das olursa arkadaşlar bir nesnenin. Çünkü biz Almancada her nesnenin önüne bir ek getiriyorduk. Derdi, das gördüğünüz gibi burada örnek verdim. Sandalye, saat ve evde. E bunları belirsizleştirirken herhangi bir sandalye, saat ve evden bahsederken arkadaşlar artık eli der ve das ise şunları şöyle yapayım. Şöyle yanına getireyim. Artık eli der ve das ise arkadaşlar bunları belirsiz yaparken belirsiz yaptığım ein yani ein stuhl ein haus oldu. Ne oldu? Das ist ein stuhl das ist ein haus. Bu bir sandalye bu bir ev Mantına büründü. Ama artık yeri değilse arkadaşlar. Ein. Sonra e geliyor. Aferin. E, aynen. Aferin. Artık yine D ise aynın sonuna ekstra ne yapıyorum? E takısı eklemem lazım. Neden? Bakın yine D'nin sonunda da E var arkadaşlar. Derle dastan farkı olsun diye ben nestemi, D artık sahip nestemi ekstra E takısı ekleyerek onu belirsizleştirdim. Yani das ist eine U. Das ist Der Stuhl, bu sandalye, das ist ein Stuhl, bu bir sandalye oldu. E das ist die Uhr, bu saattir, das ist eine Uhr, bu bir saattir mantığına büründü. Peki, bunlar sandalye saat veya e, ev değil diyeceğim. Önlerimiz, K harfi. Evet, önüne sadece arkadaşlar bir K harfi koyarak ne yapıyorum? Bunları belirsiz hale getiriyorum. Yani Türkçesi yani Almancası Kaim. Kaim. das ist çok güzel. Şuraya yazayım. Das ist/ Das ist keine Uhr. Ya da das ist kein Stuhl. Das ist e, kein Haus. Mantına bürünüyor arkadaşlar. Ben o nesneyi artık bu bir e, bu saat değil, bu sandalye değil, bu ev değil mantığına büründürdüm. <laughs> Ekstra ben k harfini silip yerine m harfi yazarsam ne olur? Benim benim sahibim olur. Evet. das is mesela my house. Benim evim. Benim evim. Evet. Mantığına bürünüyor. Hepsini birine vermek mantığında olacak. Evet. evet. Yani şimdi yaptığımız cümle arkadaşlar ne? Ee, nesnenin kime ait olduğunu. Yani ben kisi zamiri var biliyorsunuz. Eh ee, ona sahip olduğunu belirirken ben değil de benim nesnenin kime sahip olduğunu belirtiyoruz. Yani iyilik eklerimizden. Ee, belirsizin önüne bir M koyduk. Yani aynı önüne bir M koyduk. Artık ile der das ise yine sadece sade. mine. D ise ekstra E yerleştirdim. Meine U. Mein Stuhl, mein Haus, meine U tarzında oldu. Şimdi bu bana değil de başkasına aitse mesela sen kisiz o zaman hangi harfi koyuyorduk? Dein. Dein. Zupa. Da. Evet. Dein Stuhl. Das ist dein Stuhl. Das ist dein Haus, das ist deine Uhr oluyor. Yani bu senin evin, sandalyen ve saatin oluyor arkadaşlar. Geçtim, bu bana değil, sana değil, ona ama Almanca'da üç tane o kizemir vardı. Artikeli der ve das ise, yani artikeli erkek ise arkadaşlar, der ise yani. Hangi harfi koyuyordum ben? Onun sandalyesi ve Evi derken. Sein mi hocam? Aferin. Zain burada sadece. Das ist sein Stuhl. Das ist sein Haus. Ee, Muhammed için, Mustafa için, Boran için, Harun için, e, Soner için arkadaşlar. Mesela sandalye onunsa das ist sein Stuhl. Das ist sein Haus. Ve das ist... Pardon. Seine Ua onun saati demek zorundayım. Şunları küçülteyim. Ve ama bu kişi erkek değil de yani artık eri değilse. Yani dişiyse arkadaşlar. Evet iyi. Artık eri neslemin dervedas ise. İyi iyi haus. Onun sandalyesi, onun evi. İlayda için, İrem için, Beril için, Fatma Emine için, e, Sidra için, Tuğba için arkadaşlar mesela sandalye onun. O zaman iyi stuhl ya da ev onun, iyi haus ama saat onun ise arkadaşlar ne yapıyorum ekstra sonuna e takısı eklemem gerekiyor. İyi u demem gerekiyor. Yani ben e, şu an arkadaşlar başta belli ettiğim nesneyi farklı kavramlar getirerek önüne nesnenin bir demeyi, yani onu e, nasıl diyeyim, artık e, tek yapmayı, belirsizleştirmeyi yani, belli etmemeyi, e, olumsuz yapmayı, hiç yapmayı yani, onu e, sandalye değil de başka bir nesne yapmayı, e, bir kişiye ait, mesela bana ait, sana, ona, ekstra artıkelere değişik, e, hem erkeklere de dişilere, e, ona ait olmayı, ona ait olduğunu belirtebilirim arkadaşlar diyorum, gördüğünüz üzere. Yaklaşık alttan çeşit artikel gördüm. Şimdi bu derdi das artikelse ein, kein, mein, dein, sein ile de artikel diye geçiyor. Tek farkı derdi das nesneyi belli ediyordu. Belirtiyordu yani sandalye, saat ve ev olduğunu. Bunlar ise belirsiz, olumsuz, bana, sana, ona ait olduğunu belli ediyor sadece arkadaşlar. Aradaki fark bu. Yani kısaca hepsi artikel. Sadece şekil değiştirmiş. Yani kıyafet değiştirmiş diyoruz. Ben mesela burada was ist sorusuna, bu nedir sorusuna artık das ist die Uhr değil de das ist meine Uhr. Das ist mein Stuhl. Das ist dein Haus. Bu senin evin, benim evim deme ihtimalim artık var. Mesela burada mesela Bleistift. Derim ki ben mesela bu kalem mesela Abdülsamed'in. Ne diyeceğim mesela şey için? Bu onun kalemi. Nasıl derim? Söyleyeyim mi hocam. Evet. Hocam erkek olduğu evet. için zain diyeceğiz. Evet. Bl e Blit shift mi? Blit shift. shift. Evet. Yapacağımız tek mantıklı şey şu kodlamam bu. Artık der. İlk önce onu olumsuz yapıyorum yani pardon belirsiz yapıyorum. Ain yapıyorum gördüğünüz gibi. Ardından önüne bir S getirerek Abdülhamid erkek olduğu için zayn diyorum arkadaşlar onun yapıyorum. Ekstra bir şey eklemiyorum. Çünkü artık artikeli di değil, değil. Der. Aynı böyle kalıyor. Ve en son Bleistift. Yani kurşun kalem nesnesini yazıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bu onun kurşun kalemi oldu. Ama mesela bu şey olsaydı. E, Abdülsamet değil de İlay da olsaydı. İlay da için de diyecektim. İyi. İyi sadece. İyi. Das ist iyi Bleistift. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Yani. Evet. Schultaş'a. Mesela bunun kere di arkadaşlar. Mesela this di sure taşı bu bir bu şey okul çantası. Mes ben bu mesela belirsiz yapacağım. Nasıl olur belirsiz? Bu bir okul çantası. Aynı. Çok ne güzel. Aynı. Aferin. Bakın di artikeli gidiyor. O kalmıyor. Ne oldu? Di di şu an şey oldu. Belirsiz oldu arkadaşlar. Aslında bu D ama belirsiz hali. Yani D belli olan şey bir oldu arkadaşlar. Aynı oldu. Bu mesela benim olsun. Mine. Çok güzel. Bu çanta mesela e, eminenin olsun mesela. İyi Çok güzel. İyi. Bu çanta onun değil de senin olsun. Dine. 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 E, bu çanta olmasın. Kayne. 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 E, tamam. E, bu okul çantası değilse ne olsun bu? Das ist? Kalemot. Super. Das ist das Mäppchen. Kalemlik olsun. E peki bu okul çantası değil de benim kalemlim olsun? Meine. Dikkat. Yok pardon Mayn hocam. Evet, çünkü das e, var. D evet, yok. E, e gelmiyor sonuna. D değil çünkü artık dedi. das, Mine. Mepsin. Var mı sıkıntı burada? Yok. Aferin. Yok. Şimdi geçtim. Ee, bunları gördük. Artık benim, senin falan bunları gördük. Şimdi arkadaşlar bu sıfatları işledik mi? Renkleri, bunları? Evet. Evet. Sarı neydi? E. Gelp. Evet. Gelp. Turuncu. Orange, orange. 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 Pardon, bu o değil. A, A değil. değil mi? A olacak hocam. A. Ben de söylediğimi yazdım. <laughs> Kırmızı. O gelecek. Rot. A. Mor. Lila. 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 Mavi. Blau. Blau. Yeşil. Yeşil mi? Ü, grün. Kahverengi. Brown. Brown. Gri. White. A, U, o -O. A -E. A -U brown. Black. A. Schwarz. Super. Şimdi ekstra schwarz aynen. A. Bu renkler arkadaşlar sıfattır. Yani sıfat ne? Nesneyi belli eden, belirten, ona özellik veren kelimelerdir. Ekstra onun fiziksel özelliğini belli eden. Mesela noy. Neydi noy? Yeni. Yeni. Klein. Küçük. Groß. Büyük. Alt. Eski. Çok Eski. Güzel. Bunlar da e, aynı şekilde renkler gibi, sayılar gibi, sayılar da bu arada sıfattır. Yani çünkü nesneyi belli ediyor. Bir tane olduğunu, iki tane olduğunu söylüyor. Bunlar da arkadaşlar fiziksel özelliğini belirten kavramlardır diyoruz. Mesela demiş ki burada was ist das? Das ist ein Buch. Nedir bu, bu? Bu bir kitap. Wie ist das Buch? Bakın burada was ne olduğunu söyledi sordu. O da ne olduğunu söyledi. Burada ise wie ist das Buch? Nedir? Evet. Nedir değil. Wie. Nasıl? Nasıldır bu? Yani bu kitabın özelliği nasıl? ne? Das Buch ist neu. Yeni bir kitap. Evet. Bakın burada arkadaşlar kitaptan bahsediyor. Nasıl olduğunu soruyor. Cevapta da aynı şekilde kitapla başlıyor. Kitabın nasıl olduğunu cevap veriyor. Mesela biz de bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Mesela demiştim ki ben burada biraz önce yaptık. Was ist das? Das ist die Uhr. Das ist, Uhr. das ist eine Uhr. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Haus. Wie ist der Stuhl? Sandalye nasıldır? ...cevabı nasıl verebilirim? E, ders... ...ders tur... ...ist... E, ...alt. Aferin sana Fidran. Evet. sorudaki ...bana sorulan... ...arkadaşlar... nesne mi ...özneye getiriyorum. Neden? Çünkü ben... ...sandalye hakkında konuşmam gerekiyor. Konuşacağım. Ondan dolayı sandalye... ...geldi başa. Sonra yüklem... ...sandalye şöyledir, böyledir. Yani Türkçedeki dırdırı... E, yüklemi yani fiili çekimliyorum. Der Stuhl ist en sona sıfat geliyor. Als görüyorsunuz. Türkçe nasıl? Sandalye eskidir görüyorsunuz. Yine sandalye başa geliyor ama sona sıfat geliyor dikkat edin. Ama en sonda yüklem geliyor eskidir. Türkçe ile Almanca arasındaki fark bu arkadaşlar. Özleden sonra yüklem gelir. Yani mantık şu. Sandalyedir eski. Türkçe sandalye eskidir. Mantığına bürünüyor. Sistem bu. Öznem yani sandalye ya da ben, Ahmet, Mehmet, Ayşe, e, börek, çörrek, mutfak, sandalye. Yani nesneler arkadaşlar. Özneye geliyor da kişiler. Neyse artık. Sonra yüklem gelir. İşte gidiyor, koşuyor, geliyor, atıyor, zıplıyor, yapıyor, e, pişiriyor tarzı eylem gelir. Yüklem yani. Fiil. En son artık e, ne söylemek istiyorsan nesne olarak. İstersen edatlar gelir, nesneler gelir, konum gelir, artık sıfat gelir. Onu yazıyorsun. Mantık bu. Evet, bunu yaptık. Peki, "Wie ist die Uhr?" "Wie ist die Uhr?" hocam. Söyle. Die Uhr ist uh, klein. Küçük Aferin. bir saat. Evet, saat küçüktür. <gülüyor> <gülüyor> On... Hocam ben Türkçe'm hep devrik. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Sildir Biliyorum normal e, Arapçadan dolayı. Arapçada çünkü sistem bakımından Almancayla e, tam da olmasa e, benziyor. Artikeller Benzerli. benziyor sistem. Türkçe hiçbir hiç, hiç dile benzemiyor. Evet. El, el, la. El var sizde. La var. Çünkü İspanyolcada biliyorsun İspanyolcunun alt Arapçadan gelir. Endülüs'ten gelir. Ondan dolayı İspanyolcada Aynı şekilde Fransızca, İtalyanca el, la artikelleri vardır. Erkekler için el, kadınlar için la. Mesela İspanyolca'da erkek, adam yani el mujer, el hombre, kadın la mujer. El imra hocam. Bak, e, bunu yaptık. Şunları da yapalım hemen. Mesela bir is der Bleistift. Hocam de is uh, gross. Zupa, gross, büyüktür, harika. Peki ben şöyle sorsam nasıl cevap verirsiniz? Desem ki mesela we is we is mind blasted. Benim kalemim nasıl? Sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Ben Aferin. Day onu? Emine mi? Ben Emine. Aferin Emine. Yıldızlı <laughs> <Day> <laughs> beş. evet. Çünkü soruda benim kalemim nasıl diyorum. Tabii cevap veren benim değil. Çünkü benim değil. Senin demesi lazım. Senin neydi? Sadece D koyuyordum önüne. Ama bu sefer cümle başı olduğu için büyük yazmam lazım. Dan Bleistift. Bu arada cümle, Almanca, Almanca'da nesnelerin baş harfi her zaman büyük yazılır. Dan Bleistift ist... Ne demiştin Emine? Alt demiştim senin. Alt. Eskidir Alt. diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Harika. Şimdi geçtim. Ee, en son konu üç tane fiil. Bakın biraz önce benim seninle öğrenmiştik bunları. Geçiyorum. Ha bunu da yapacaktık ya. Bunu yaptık ama olsun. Haftaya tekrar yaparız bunu. Anita için artık e di olduğu için, z olduğu için o derken, onun derken arkadaşlar iyi diyoruz. Ee, mesela Anita'nın kitabı, makası, okul çantası, silgisi var. Ee, tabii ki de i̇yi kitap de demiş burada. This is a book. Bu onun kitabı. Makasın artık yeri di olduğu için dişere ekstra i'nin sonuna e ekleyeceğim. Ve das ist iyi şehre. Ee, okul çantası artık yeri di taşı. Ondan dolayı bu onun okul çantası sonuna e eklemem lazım. Das ist i'ye taşı oluyor. Ve der radya gumi artık der olduğu için e eklememe gerek yok. Sadece i'ye radya gumi silgisi Kimin silgisi? İye. Yani onun diyorum. Peki bu Anita'nın değildi bunlar. Komun olsaydı, artık der olan bir şahsiyet olsaydı İyi. ne olacaktı buralar? Zayn. zayn. Nasıl? Zain. Evet, Zayn olacaktı. Artık D olan nesnelerde sadece önüne, pardon sonuna E gelecekti. Yani makas ve Zayn'e okul çantasında. Bunlar aynı yine Zayn, Zayn. Var mı sıkıntı? Yok. Harika. Yok. Haftaya tekrar edeceğiz. English hangi dersimiz? İngilizce. A, Deutsch. Çok önemli. Almanca. En önemlisi. Şimi. Kimya. 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 Fizik. 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 Sport. Fizik. Sport. Sport. Kunst. Beden. E, resim. Çok güzel resim. Müzik. Müzik, evet. religiyon, din <laughs> kültürü, çok güzel, matematik, 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 biyoloji, biyoloji, coğrafya ee, e değil kum. miydi? Aferin, coğrafya nerede? Geçti şu, Geçti. hocam aslında burada şey bildim. Ertan hocam dünya diye. Aferin sana. İngilizce Earth evet, arkadaşlar. Zaten onun evet. açılımı da EAD'de Almanca'da yine dünya demek. Kunda'da bilgisi, dünya bilgisi, coğrafya yani. En son geçiş de tarih. Aferin. Tarih. Evet. Şimdi derslerimizi gördük. Şunu anlatayım bitireceğim. Günlerimiz yine tekrar edelim. Biliyoruz zaten. De Montag, de Dienstag, de Mittwoch, de Donnerstag, de Freitag, de Samstag, de Sonntag. Hepsinin artık eleye günler, mevsimler, ayların der demiştim. Şimdi arkadaşlar evet. burada sıfatlarım var gördüğünüz gibi. Dersler hakkında yorum yapacağız. Yani şöyle diyeceğiz. İki tane fiilim var mesela. Birisi finden, İngilizce to find buluyorum ben. Mesela Almanca dersini gereksiz buluyorum mesela tarzı. Toll, Zupa harika, süper, e, wichtig önemli, interessant ilginç, spannend <laughs> heyecanlı. Olumsuzlar da önüne an İngilizce gibi un yani İngilizce, Almancası bu arada. An değil de un. Unwichtig, önemsiz. Langweilig, Lang Uzun. sıkıcı. Uninteressant Uzun evet. un ise il, ilgi çekici değil tarzı sıfalar koyarak e, derslerimize bir olay, durum belirteceğiz. Nasıl yapacağız? Görüyorsunuz burada bir bir tane fiilim var. Onunla yapacağız tabii ki de. Finden fiili. Özel bir fiildir. Çeşidi farklıdır. Neden? Çünkü arkadaşlar ben, o ve siz kısmında bu bizim... E, fiil çekimlerinden önce ekstra e takısı ekleniyor. Neden? Mesela ben buraya e eklemesem sen buluyorsun dedi derken. Mesela du findst ya da o da o buluyor derken. z, er, zs find derken zorlanıyorum. Bundan dolayı sesli bir harfin gelmesi lazım oraya. O da e. O arkadaşlar şöyle oluyor. Ich finde ben buluyorum. Du findest. Er z, es findet tarzı daha hoş ve kolay bir telaffuz gerçekleştiriyoruz. Yani bu e, s, t, t gibi çekimlerden, fiil çekimden önce ekstra e ekliyorum. Aynı şekilde sen buluyorsun, siz buluyorsunuz, sin oluyor. Yani kolaylaştırıyoruz kızı. Çekimim tamam. Özlemi seçtim. Ben buluyorum. Ich finde. Bakın fiilin kökünü aldım. Find. sonuna e ekledim. Ich finde. Ben buluyorum. Mesela sport sporu, beden dersini. Nasıl buluyorsunuz beden dersini? Spannend. Spannend, super. Spannend sonuna ekliyorum. Sıfat çünkü. Spannend. Ne oldu? Ben buluyorum sporu e, ilginç, heyecanlı ya da. Türkçesi ne? Ben sporu heyecanlı buluyorum. Yüklem cümlenin sonuna geliyor Türkçe'de. Ama Almanca'da özneden hemen sonra. Ve özneyle arkadaşlar Nes, e, yüklemin arasına kimse giremez. Sıfatlar hariç diyorum. Şimdi, birinci cümlem bu. Yani ben sporu e, heyecanlı buluyorum. Oluyor. Ben bunu daha kolay bir şekilde mögen fiiliyle söyleyebilirim. Bu da farklı bir fiil çeşidim. Model fiil. Model fiiller diye geçiyor. Türkçesi ek fiiller. Mesela biz nasıl e, mesela bir fiil mesela, gitmek. Ben gidebiliyorum. Gitmek fiili ebilmek eki birleşti, gidebiliyorum oldu. Gitmelisin, gidebilirsin tarzı fiillere eklenen ek fiiller. Almanca'da bunları model fiil diyoruz. Onlardan bir tanesi mögen. Yani ne demek? İngilizce to like. Bunun özelliği ben ve o kısımların çekimi aynıdır. Ich mag, ben seviyorum, hoşlanıyorum. Erziyes mag, ben seviyorum, hoşlanıyor O pardon, seviyor hoşlanıyor oluyor. Burada nasıl bir cümle kurabiliriz? Yine özlem, ich, yüklem, mag, Bunların çekimi de farklıdır bu arada. Mesela şpoat. Daha basit bir cümle. Direkt sevdiğini, olumlu yani bir cümle kurabiliyoruz burada. İhmak şpoat. Sporu seviyorum tarzı oluyor. Peki ben bunları nasıl olumsuz yaparım? Biraz önce nesneleri önüne kayın evet, ya da kayne getirerek olumsuz yapıyordum. Ama yüklemi seviyorum sevmiyorum. Buluyorum, heyecanla buluyorum, bulmuyorum. Hangi ekle yapabilirim? Yapıyorum. Hayır hocam, mesela önemli önemli değil. Hayır, o sıfatlarda oluyor sadece evet, haklısın. Evet, evet. Ama onu sıfat. O zaman kayne ediyoruz. geliyor. Kayne isimleri olumsuz yapar. Bilmiyoruz hocam. Evet, nicht ile nicht eylemi fiili olumsuz yapar. Mesela ben bu cümleyi nasıl olumsuz yaparım? Bu nicht kalıbı, mesela Türkçe'de ee, seviyorum sevmiyorum fiilin ortasına bir mi ekgederek olumsuz oluyor. İşte bu Türkçe'nin birleşen bir dil olduğu için birleşen bir dil olduğu için gelebiliyor ama Almancık ayrışan bir dil ayrı yazılması lazım. Sizce bu olumsuz kalıbı cümlenin neresine gelir? Yani ben, Hocam ben bunu... önce mi? Ich mag nicht Sport. Yani oluyor ama telaffuzda zorlaşıyorum. Hocam mag'dan sonra yok ya. Buraya asla birisi giremez. Yani O zaman nereye gelir? Sport'tan sonra. Ona mı? Nesneden sonra gelir. Ich mag Sport nicht. Burada daha vurgulu bir şekilde sporu sevmiyorum. o Yani seviyorum, sevmiyorum, hoşlanmıyorum oluyor. Peki burada nereye gelir? Ich finde Sport spannend. Ben sporu heyecanını bulmuyorum. <laughs>